Herkese selamlar. Bugün tıp fakültesinin okumayı konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde size nasıl bir kariyer imkanı bekliyor olabilir? Biraz bunları üzerine soru cevaplarla birlikte konuşuyor olacağız. Ama burada ilk olarak şundan bahsetmek gerekiyor arkadaşlar bir dipnot şeklinde. Bizim buradaki amacımız geleneksel yolları anlatmak değil. Yani onları zaten muhtemelen siz pek çok yerden okudunuz, izlediniz, gördünüz vesaire. Yani nedir bunlar? İşte mezun olduktan sonra ister aile sağlık merkezinde çalışabilirsin. İşte bunun akabinde istersen tuz yapıp başka bir şey, branşlarda vesaire yönelebilirsin. Bunun haricinde zaten devlet atanma şansı da hali yüksek. Özel sektör tarafı da var. Bu gibi pek çok imkanı zaten biliyorsunuz. Özel sektörden kastım tabii özel hastaneler vesaire gibi. Ama biz burada biraz daha farklı konulara değinmek istiyoruz arkadaşlar. Daha gelecek odaklı, daha dijitalin içinde yer alan bir kuşak olarak buradaki fırsatları değerlendirmek istiyoruz tıp fakültesi ekseninde. Şimdi ilk olarak neden bu bölüm kısmına gelirsek tabii ki halihazırda yüksek bir puana sahipsiniz nispeten ve e, sınav sonucu bak söylüyorum bunu. Sınavdan sonraki süreç olarak ve elbette bu puanınızın hakkını verebilecek bir yere girmek istiyorsunuz. Dolayısıyla tıp fakültesi bunlardan bir tanesi. Akla gelen ilk bölümlerden biri olarak. Ama arkadaşlar burada şunu düşünmek gerekiyor. Yani ben gerçekten doktorluğu ya da tıp fakültesindeki diğer imkanları istediğim için mi tercih etmek istiyorum bu bölümü? Yoksa Sırf puanın daha yüksek olduğu için yine parantez içinde ziyan olmasının mantığıyla mı tercih ediyorum? Eğer ziyan olmasının düşüncesi de bir kez daha kendinizi durup düşünmenizi öneririm. Çünkü şu anda arkadaşlar hemen her bölümde hemen her meslekte teknoloji pek çok mesleği bitiriyor ve dönüştürüyor aslında daha doğrusu. Dolayısıyla bugünkü doktorluk da aslında klasik yöntemlerle sizi mutlu etmeyecek. Sadece işte belki biraz daha yetkin bir memur olacaksınız. Geleneksel anlamda. Ama diyorsanız ki yok ben gerçekten tutukluyum ve gerçekten işte bu işi yapmak istiyorum. Okey o zaman hiç işte sıkıntı yok. Direkt bu üniversiteyi ya da işte birkaç tık üstüne altına yazın ve ilerleyin. Ama diğer taraf için biraz düşünmek gerekiyor. Çünkü teknoloji bu kadar farklılaştırırken her şeyi, bu kadar yeni imkanlar çıkartırken karşımıza arkadaşlar, bu dünyada sevmediğimiz bir işte sadece işte dışsal motivasyonu tercih etmek iyi bir imkan değil. Bunu sadece tıp fakültesi için söylemiyorum. Hukukta da ya da işte iktisatta da diğer bölümlerde de. Üniversiteyi bir şekilde bitirirsiniz mesela. Bunda sıkıntı yok. Evet tıp zor bir bölüm ve işte uzun bir süreç 6 yıl bir şekilde biter. 6 yılda olması 7 yılda biter. Ama sonraki süreçte yani kendine ait hissetmediğim, kendi kimliğini bulamadığın bir alanda iş yapabilmek çok çok zor arkadaşlar. Çünkü şu anki meslekler her bölümde bunu söylüyorum. Bir dinamizm gerektiriyor. Aksiyon gerektiriyor. Şu anki kariyer dünyasında fark yaratmak için sürekli kendinizi güncellemeniz lazım. Ve bunun içinde okuduğunuz bölümü sevmeniz gerekiyor. Ha, bence tıp bu kapsamda şöyle bir avantajı var. Teknolojinin geliştirilebilir noktasında çok fazla avantaja sahip. Yani bazı bölümler vardır daha durağandır. Ve o bölümlerde teknolojiyi vesaire diğer başlıkları kullanmak zordur. Ama tıp fakültesi böyle değil bence. Burada özellikle işte yapay zeka gibi, büyük veri gibi dünyaları kullanıp, buradaki gelişmeleri kullanıp tıp fakültesinde çok farklı, var olanın çok daha dışında imkanlara erişebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir motivasyonunuzu sorgulamanızı ben öneririm ilk başta. Yani neden tercih ediyorum? Puanım yüksek olduğu için mi? Gerçekten kendimi doktor olarak ya da işte sağlık dünyasındaki diğer bilimlerde görmek istediğim için mi? Eğer diyorsanız ki İslam motivasyon bu arada onu da söyleyeyim son olarak mutlaka tercih edin ve günün sonunda pek çok iyi noktaya geleceğinizi düşünüyorum şimdiden. Peki neden bu üniversite? Tabii burada karşımıza iki tane gerekçe çıkabiliyor. Birincisi hali hazırda burada yaşadığınız için bu şehirde yaşadığınız için tercih edebilirsiniz. Ve veya ikinci tercih olarak başka bir şehirde olup puanınız buraya yetiyordur. Buraya tercih etmek istiyorsunuzdur. Bunun için gelebilirsiniz. Bence arkadaşlar ikisi için de iyi bir üniversite ve bölüm ikilisi olduğunu düşünüyorum. Bence bu üniversitede bu bölüme birlikte kendinize iyi bir yapı inşa edeceğinizi düşünüyorum. Üniversitenin artıları ve eksileri neler? Burada tabii birkaç farklı birleşimi ele almak lazım. Yani üniversite, şehir, şehirdeki öğrenci hayatı vesaire gibi. Bence bütün bunlar açısından baktığımız arkadaşlar özellikle akademik kadro ve işte bu öğrenci profili sizin için bence iyi olacaktır. Sizin istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz o kimliği, altyapıyı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Eksi olarak benim gözüme çarpan bariz bir eksi yok. Bu başarı sıralaması ve ölçeğinde söylüyorum bunu bu bölüm ekseninde aynı zamanda tabii benim bildiğim bariz bir eksi yok eğer sizlerin gördüğü, bildiği ya da bu üniversitedeyseniz halihazırda deneyimlediği eksiler varsa bize tabii ki yorum kısmından eritebilirsiniz böylece diğer arkadaşlar için de bir kapı açmış olur bu durumlar bu geri bildirimler söyleyeceklerim genel olarak bir şekilde bu başlık işim peki bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz şimdi arkadaşlar bugün zaten bazı kariyer imkanlarını sizler biliyorsunuz yani bunları zaten gördünüz pek çok yerde muhtemelen ama dijitalin bu kadar hakim olduğu bir dünyada bence mümkün olduğunca dijital tabanlı işler yapmaya çalışın. Burada da yine iki tane yöntem var aslında. Birincisi direkt dijitali bir iş yapabilirsiniz. İkincisi dijital kanalları kendi bilgilerinizin pazarlaması için kullanabilirsiniz. Neden bahsediyorum? Örneğin bugün tıp fakültesiyle ilgili, aslında genel olarak bu dünyayla ilgili diyelim. Biz kayda başladı 15-20 dakika oldu ve bu süreç boyunca. Her alanda yani tıbbın her alanında terabaytlarca veri üretildi bu süreçte ve herhangi bir insanın bütün bunları takip edebilme şansı yok ve çoğu insan zaten hiçbirini takip etmiyor. Dolayısıyla mesela siz bunların takip edebildiğiniz kadarını okuyup inceleyip sınıflandırarak insanlara e bülten satabilirsiniz. İşte mesela geriatrideki bu hafta gelişmeler şunlar oldu. İşte çocuk hastalıkları ile ilgili bu haftaki gelişmeler ya da genel bir başlık olarak söyleyelim. İşte tıp fakültesinde tıp dünyasındaki gelişmeler gibi. Bunu da şöyle yaparsınız. Haftalık bir YouTube kanalı açarsınız. Haftada bir yayın yaptığınız mesela. Ve insanlara bunları bir slide halinde tıpkı şu an sizlere yaptığım gibi arka bir işte kısa kısa başlıkları koyarsınız ve oradan anlatırsınız ekrandan birkaç tanesini. Derseniz ki bu başlıkların ya da işte yazılarının tamamını okumak isteyenler şu linkten satın alabilirler. Altına da alt yazı eklersiniz bunların translate'den. Bütün anlattıklarınız cümleleri vesaire yazarsınız altta. Böylece belli bir zaman sonra sizi Amerika'dan, Hindistan'dan, Japonya'dan, Belçika'dan insanlar izleyip o e-bülteninizi satın alıp size döviz kazandırabilirler. Burada karşımıza iki tane karşı argüman çıkıyor genellikle arkadaşlar tarafından. Birincisi abi iyi de benim İngilizcem çok iyi değil. Hani ben işte nasıl yapacağım şu aşamada vesaire gibi. İkincisi de işte ya tamam böyle güzel de e, niye beni Amerika'daki birisi izlesin ve benim yaptığım bir şey satın alsın? Bunlar da yine soruluyor. Şimdi arkadaşlar ikinci sorudan başlayayım. Globalleşme hikayesi zaten esas bununla ilgili. Yani bu kadar küresel ekonomi vesaire bunlarla alakalı. Yani sistem istiyor ki sen artık dünyanın her tarafıyla etkileşimde ol. Hindistan'la Japonya ile vesaire. Bugün Amerika'daki mesela pek çok kişi artık işlerini Japonya'daki, Kore'deki insanlara yaptırıyor. Niye? sadece ucuz olduğu için söylemiyorum. Ki Japonya'da ucuz da değil zaten pek çok işçilik de. Çünkü o farklı çözümler onlara başka aslında kapıları açıyor. Belki orada evet yine dergiler var o konularla ilgili. Yine o konuda mesela yazılımcılar vesaire var. Ama Hindistan'dakinin, Japonya'dakinin, Kore'dekinin ya da işte Türkiye'deki bir yazılımcının bakış açısını göremiyor oradaki insan. Bazen. Bazen oradaki lazım, bazen buradakiler. Dolayısıyla bu konu tıp fakültesi için de geçerli. Belki de sizin sunduğunuz o işte Bilgi paylaşım pazarlaması insanlara farklı gelecek ve bu sayede satın almak isteyecekler. Zaten bizim buradaki amacımız insanlara tıpla ilgili hiç bilinmeyen şeyleri anlatmak olmayacak. Zaten biliyorlar ve araştırabilirler ama biz onlara o bilgiyi pazarlama yöntemini satacağız arkadaşlar. Artık önemli olan tıp bilgisi, inşaat mühendisi bilgisi, işte mimarlık bilgisi değil. Önemli olan sizin elinizdeki o bilgiyi nasıl pazarlayabildiğiniz, kaç kişiye pazarlayabildiğiniz. Eğer siz dört ortalama yaparsanız okulunuzdaki hocalara, akademisyenlere, işte arkadaşlarınıza gerçekten o bilgiyi bildiğinizi pazarlayabilirsiniz. Ve bunun da yolu nedir? İşte vizelerden, finallerden. Eğer ki sizde çok fazla vize falan olmuyor da yaptığınız sınavlar diyelim ona genel başlıkla. Sınavlardan yüksek not almak. YouTube'daki başarı ölçü yine, elindeki bilgiyi en yalın, en sade ve en estetik şekilde insanlara anlatabilmek. Ve bunu yaptığında ve burada başarılı olduğunda seni binlerce, on binlerce insan takip edebilir. Buradaki çıktı daha değerli arkadaşlar. Yani 4000 takipçi dünyanın her tarafından tıpla ilgili 4000 takipçi 4 ortalamadan daha değerli. Çünkü size geri dönüşü, size kazandıracağı para, tatmin, motivasyon çok daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla burada öncelikleri iyi belirlemek gerekiyor. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar yine. Normalde sistem nasıl istiyordu bizden? 2010'ların başına kadar belki. Diyordu ki okuluna git, derslere çalış, yüksek ortalama yap ve bir yerlere gir, çalış. Şu anda böyle değil. Şu an mesela belki siz de görüyorsunuzdur. İşte freelancer yöntemi artıyor. İşte podcasterlar artıyor mesela. Podcast yapıyor insanlar. Bunun akabinde youtuberlar mesela aynı şekilde. İşte digital nomad diye bir şey var şu anda. Dijital göçebe. Yani insanlar bilgisayardan çalışıp dünyanın başka yerlerine vesaire gidiyorlar. Bunlar niye artıyor son dönemde? Çünkü sistem artık bunu istiyor. Diyor ki ben artık seni doyuramıyorum. Yani iş dünyası, kurumsal yapı vesaire bunlar ben kaldıramıyorum diyor. İş dünyası. Dolayısıyla diyor sen başka bir şey yap. Ben sana sponsor olayım. Destek sağlayayım. Bugün sosyal girişimcilik mesela bu kadar yaygınsa sebeplerinden bir tanesi bu aslında. Yeni alanlar açma isteği. Ya da bugün podcasterlara bakın örneğin. Türkiye'nin ilk 50-60 tane podcasterı bir şekilde reklam alabiliyor kendisine. Çünkü şirketler bunu istiyor. Yeni alan açılması için. Ya da YouTube tarafında mesela. Hem yeni bir pazarlama aracı orası şirketler için. Kendilerini duyurabilmenin yeni yolları. Hem de öte yandan istihdam yaratmanın da ve olası işte çeşitli sorumsal sorunların önüne geçmesinin bir yolu aslında. Dolayısıyla bunlar şu anda size biraz ütopik gelebilir. Diyebilirsiniz ki beni niye Hindistan'daki birisi alsın? Niye şu şirketler bana sponsor olsun? Bir hastane benim ev niye işte toplu alsın ya da bana sponsor olsun? İşte bu yüzden. Çünkü sen fark yarattıkça aslında pazarlamayı ön plana alacaksın. Yani aslında senin ön plan aldığın şey tıp fakültesi değil burada. Tıp fakültesi bir araç, böyle düşün. İnşaat manası bir araç, hukuk bir araç. Amaç ne? Bilgiyi en iyi şekilde pazarlayabilmek. Mesela McDonald's'ın kurucu başkanlarından Ray Kurok'a soruyorlar. Daha sonra kendisi soruyor. Ben diyor sizce ne iş yapıyorum diye bir toplantıda soruyor basın sorumlularına diyorlar ki tabii ki yani sonuçta McDonald's gibi dünya devi bir hamburgercinin sahibisiniz. Hamburger mağazasının. O da diyor ki hayır diyor. Yani benim kendimi konumlandırdığım esas nokta orası değil diyor. Benim kendimi konumlandırdığım esas nokta emlak zenginliği. Ben de emlak zenginiyim diyor. Dünyanın hemen her tarafında en merkezi yerlerde emlaklarım var, konutlarım var. Ve hamburger diyor burada benim için bir aracı. Hamburger satmayabilirdi de sandviç satabilirdi, kahve satabilirdi. Eşya satabilirdi. Fark etmiyor. Oradaki maksat o emlakların sahibi olabilmek. Burada da böyle. Yani sen TikTok'ta içerik üret, Instagram'da içerik üret, YouTube'da içerik üret. ve bu içeriklerini çeşitli satışların bir köprüsü olarak kullan. Yani zaten şunu ben söylemiyorum. İşte YouTube'da yayın yap ve reklam geri kazan böyle bir şey yok. Yani reklam gelirleri bugün herkes için önemsiz seviyede. Kimse için çok değerli değil. Bizim buradaki maksadımız pazarlama yapabilmek. Buradaki geniş kitleye ulaşıp bizimle giren, olabildiğince geniş diyelim ya da buna sektörel olduğu için ve bu insanlara bir şey sınırtabilmek. Ve bu, bu mümkün arkadaşlar. Yani az önce dedim ya hani buradaki amacımız geleneksel yollara konuşmak değil. Gelecek odaklı konuları konuşmak. İşte bu yüzden bahsediyorum bunları. Yani diğer yöntem işte hastaneye giriş çalış. Bu da olabilir. Bakın olmaz demiyorum. Ama bunları içselleştirmeden önce biraz bu tarafları görmeniz lazım. Baktınız, gördüğünüz buraları size çok zor geldi, saçma geldi. Yapamadınız, yaptığınız şeyler ulaşmadı insanlara. Bir şeyler olmadı. Ve dedim ki ben hastanede çalışmaktan mutluyum arkadaş. Benim zaten ait olduğum dünya orası. Buna mesela okey, Hiçbir sıkıntı yok. Ama burayı hiç denemeden, dijital dünyada bir şeyler yapmadan ilerlediğin zaman kendi klasik kariyerinde bu sefer hayat boyunca buradan bir şeyler başarmış insanların başarısını görünce senin içinde bir ukde kalacak. Diyeceksin ki ya ben de denemeliydim. Bunun önüne geçmek için bu ben de yapmalıydım önüne geçmek için arkadaşlar mutlaka öğrencilik dönemlerini biraz bu taraflara dijital pazarlama merkezi çalışmaları ayırmanızı naçizane öneririm. Staj olanakları şimdi zaten hayır hazırda zorunlu stajlarınız vesaire var ama son sene özellikle zaten intern olarak geçiyorsunuz artık. İntern doktor, stajyer doktor. Ama arkadaşlar ben açıkçası oraya gelmeden önce sizin başka konularla ilgilenmenizi yine salık veririm bu konuda. Niye? Çünkü arkadaşlar bugün baktığımız zaman çok fazla başka alanlar ön çıkıyor. Mesela az önce saydık bunlardan bir tanesini. Sosyal sorumluluk. Üniversite başında girin mesela sosyal sorumluluk topluluklarına. Sosyal gelişimcilik mecralarının topluluklarına, komünitelerine. Bugün bütün kurumsal yapılar bir şekilde onlara destek çıkıyor. Sağlık tarafında, işte eğitim tarafında ya da diğer başka sektörlerde, boyutlarda vesaire. Acaba mesela bu süreç nasıl ilerliyor? Sosyal gelişimciler, özellikle sağlık tarafındakiler mesela. Holdinglerle nasıl iletişim sağlıyor? holdinglerin onlara bakış açısı nasıl? Bu süreç nasıl ilerliyor? Sosyal girişimciler o noktaya nasıl gelmişler? Bütün bunları gözlemlemek sizin için çok değerli. Ve bu gözlemi 18-19'larda 19 yapmak sizin zihninizi çok daha berrak hale getirecek, çok daha açacak aynı şekilde. Ya da mesela influencer marketing. Az önce dedik ki YouTube tarafında bir şeyler inşa edebilirsiniz. Evet ama halihazırda bunu yapan insanları bakın mesela. Nasıl yapmışlar, nasıl başarmışlar? Bu süreçte hangi hataları yapmışlar? Evet kendi hatalarından bir şeyler öğrenebilirsin ve bu erdemdir. Çok güzel bir şeydir. Ama daha güzel olan, daha değerli olan başkalarının hatalarından öğrenebilmektir. Çünkü bu sayede o başarıya giden yolu çok daha kısaltırsın. Ha, amacımız bir an önce başarılı olmak değil. Biraz yolda olmak. Yolu da öğreneceğiz ama o yolda tabii ki mümkün olduğunca dikenlere batmamaya çalışacağız. Bir yandan da böyle bir derdimiz var tabii. Dolayısıyla mesela bir influencer marketing ajansına girerek de bu imkanları elde edebilirsin. Youtuberlar mesela şirketlerle nasıl bir iletişim sağlıyor? Oradaki süreç nasıl? Yeni ürün geliştirirken mesela içeriklerini burada nasıl konumlandırıyorlar? O süreç nasıl geçiyor? Nasıl ilerliyor? Kaç para kazanıyorlar? Nereden para kazanıyorlar? Yeni para kazanma yöntemleri neler? Bütün bunları görmek illa o iş yapmanız gerektirmiyor. Belki yine hastanede doktor olacaksınız. Ama işte bir şeyleri görmüş geçmiş bir doktor olarak ilerlemek çok daha farklı arkadaşlar. Ya da mesela şunu yapabilirsiniz örneğin. Özellikle son birkaç yıldır ajanslar belli noktalarda yetişemiyor. Niye? Çünkü bütün sektörler giderek daha fazla şekilde niş içerik istiyor. Kimya sektöründeki şirket diyor ki abi bana özel bir şey yap. Mobilyacı diyor ki bana özel yap. Yani benim dilinden anla diyor yani ajansa. Mobilya sektörünü bil. Bu durum hastanelerde de böyle. Dolayısıyla Sizler mesela orada gördüğünüz bilgileri, değerlendirmeleri cebe atıp belki bir ajans yapabilirsiniz. Sağlık sektörüne odaklı bir mesela pazarlama ajansı. Ve burada kendi kanalınızı, işte çalışmalarınızı vesaire buraya ilerletebilirsiniz. O e bültenler yapmak sizin content marketing dedikleri içerik pazarlamasında büyük bir uzman haline gelmenizi sağlayacak zaman içerisinde. Özellikle kendi piyasanızda. Mesela bunu değerlendirip hastanelere, tıp merkezlerine ya da direkt doktorlara birebir olarak danışmanlık verebilirsiniz. Ve onların içinden geldiğiniz için size yaklaşımları çok daha başka olacak. Ha, üniversite size bunu öyle mesela. Onu söyleyeyim. Çünkü üniversite şu anda arkadaşlar bu işin %45'i 50'si. Ha, teknik bilginin %80'idir belki. Kitabı bilginin. Ama kariyer yönetiminin %50'si. Kalan %50 size kalmış durumda. Çünkü artık az önce bahsettik yine terabaytlarca veri üretiliyor. Böyle bir dönemde herhangi bir bilginin hayat boyu kalıcı hale gelmesi mümkün değil. Bırakın hayat boyunu bir sonraki dönemi göremezsiniz pek çok noktada. Güncel bir yerden bahsediyorum. Dolayısıyla sizin başka başka kanallara yönelmeniz lazım. Başka başka mecralardan empoze etmeniz kendinize bir şeyleri gerekiyor. Peki benim mezunları için ortalama maaşlar neler? Şimdi burada şöyle bir şey var. Zaten ortalama maaşlar benim de şu anda doktor, işte yeni başlayan doktorlar ya da işte uzmanlar vesaire gibi. Ama burada eğer siz gerçekten üniversite hayatı boyunca var olan temponuzun yanında bu tarz şeyler yaparsanız sosyal girişimcilik, işte teknoloji, YouTube vesaire zaten arkadaşlar muhtemelen mezun olmadan önce son sınıfa doğru internet sürecinin başında ya da ortalarında çeşitli yerlerden de talepler teklifler alabileceksiniz. Bu ille de ofise gitmek olarak değil. Uzaktan çalışma, işte haftanın bir günü belki ofise gitmek ya da işte e, dijitlerden iş yapmak. Bu tarz teklifler alacaksınız. Ve bu muhtemelen asgari ücret seviyesinde olacaktır. Minimum. Sonrası girişime bağlı. Bunun akabinde mezun olduktan sonra zaten tamam belli bir kariyer imkanınız var. Cepte o. Doktorluk. Aile sağlık merkezinde ya da tuz yaparsanız tuzla birlikte branş olarak. Ama arkadaşlar bu tarafta da çok ciddi yan gelirler elde edebilirsiniz. Mesela bugün bir video yaparsınız. O videoda bir e-bülten satarsınız. 10 dolar, 20 dolara. O 10 dolar 5 sene sonra hala gelmeye devam edebilir. Özellikle düzenli içerik ürettikten sonra YouTube'da ya da işte Instagram'da zaten algoritma diyor ki evet bu kişi beni besliyor içerikleriyle. Ben de onu ödül olarak şu şu konu başlıklarında ön plana çıkartayım. Dolayısıyla belki senin bugün yaptığın bir içerik 2028'de, 2029'da hala sana para getiriyor olabilir. E-bülten olarak. Dolayısıyla bunları biraz böyle rakam yerine uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. Bence en az maaşınız kadar bir yan gelir elde edebilirsiniz buralardan. Sponsorlu içerik olabilir. Ajanslar, kullanıyorsunuz ajanslarda çalışıyorsanız ya da şey e, ajans yapısı inşa ettiyseniz buralardan olabilir. Yan gelir halinde. Zaten burada şunu söylemiyorum ben. İlle de e, mesleği bırakın, doktorluk yapmayın ve sadece buraya kanalize olun değil. Ha, belki o da gerekebilir ilerleyen boyutlarda. Baktığım buranın çok daha fazla Para kazanıyorsun. Yaparsın tabi de. İlk aşamada ille de doktorluğu komple bırakıp bunu yapmana gerek yok. Doktorunu yaparsın bir yandan. Bir yandan da mesela içerik üretirsin. Tabi bunun yasal mevzuatını bilmiyorum. devlette çalışırken yapılabiliyorum ama özel sektörde bir sorun olmayacaktır. Mesela özel hastanelerde çalışırken bunu yapabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta onların adını geçirirsin bir iki yerde. Memnun da olurlar. Dolayısıyla bu tarz yeni imkanları kovalamak gerekiyor. Artık arkadaşlar site nasıl bir kavram var. Son birkaç yıldır yan gelir. Bu artık kariyer dünyasındaki vazgeçilmezden biri. Yani bir yandan maaş alarak artık hayatımızı yönetebilmemiz çok mümkün hale gelmiyor. Sadece Türkiye'de söylemiyorum bunu. Dünyada da böyle. Amerika'da da insanlar artık biz nasıl saytasızlık kazanabiliriz diye düşünüyorlar. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettikleriniz varsa. Burada deyimi unuttunuz ya da es geçtiğimiz. Bunları yorum olarak yazabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlamak isteriz. Bunların haricinde videodan düşünüyor düşünüyorsanız bu video size bir şarkı kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.